Profesör Doktor Hüseyin Yıldırım da Skype'la yayınımıza katılacak. Hüseyin Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Şimdi hocam ben de geçen gün Maraş'taydım. Az önce arkadaşım Gülay Antep'ten bağlandı. Aslında herkes biraz da psikolojileri için sağlam olanlar evlerine dönmek istiyor. Böyle bir durumda süreç nasıl işler? Bir de bir zaman verilebilir mi? Böyle bir deprem sonrası şu kadar gün sonra denilebilir mi evlere dönüş için? Tabii şimdi böyle bir gün vermek mümkün değil esasında. Bu aşamadan sonra yapılması gereken çalışmalar var ki süratle bu çalışmalar yapılmaya başlanmış durumda. Sanıyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı teknik elemanları ve değişik üniversitelerden, akademisyenlerden oluşturulan gruplar ki onlara bilirkişiler diyorlar, televizyonlardan dinliyorum. Onlar şu anda bilirkişi değil herhalde. Onlar uzmanlar ve sahada binalarla ilgili binalar üzerinde ön inceleme yaparak, böyle yapılır bu incelemeler, ön inceleme yaparak bu binaların hasar durumlarını belirliyorlar. İlk yapılması gereken bu. Şu anda yapılan bu. Dolayısıyla bu aşamada mevcut binaların, hasarlı binaların hasar durumları belirlenecek. Bu çalışma şu anda yapılıyor. Ve ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı, hasarsız olmak üzere bunlar gruplara ayrılacak. Bu çalışmalar sonucunda bunlar süratle yapılıyor. Bu aşama bittikten sonra bakın mesela hasarsız binalar da oturmaya izin verilebilir. Tabi altyapılar şu anda problemli. Bir sürü problemler var. Bunlar giderilmek koşuluyla. Diğer binalarda ise, diğer yapılarda ise orta hasarlı, az hasarlı, ağır hasarlı binalarla ilgili karar vermek lazım. Belki bunların bir kısmı yıkılacak, ortadan kaldırılacak. Orta hasarlı ve az hasarlı binalar belki güçlendirilerek tekrar kullanılabilir. Bütün bunlar bir zaman isteyen çalışma tabii ki. Bunlar tamamlanmadan bu binalarda oturulmasına izin verilmesi mümkün görülmemektedir. Yıkılan bir binada kusur nasıl tespit edilir sevgili hocam? Yıkılan bir binada tabii yıkılan bir binada şöyle tespitler yapılacak. Yıkılmayan binada ne yapılıyorsa yıkılan binada aynı şey yapılacak. Şimdi bu binaların projeleri önce temin edilecek. Hepsinin projesi vardır sanıyorum. Sonra uzman heyetler oluşturulacak. Bu heyetlerde farklı disiplinden inşaat mühendisleri olacak. Yani burada mesela zemin mekaniği uzmanları, yapı uzmanları, betonarme statik uzmanları ve malzeme disiplinden uzmanlar ki 3 kişilik ekipler bunlar. Laboratuvar ekipleri bu 3 kişilik uzman ekibin oluşturacağı bir heyet marifetiyle bu binalar yerinde incelenecek. Bu binalardan, bu çökmüş olan binalardan betonlarından numune alınacak yerinde. Bunların donatı tespitleri yapılacak. Yerinde inceleme yapılarak donatı tespitleri yapılacak. Donatı çapları, donatı miktarları yerinde zaten hepsi açıkta şu anda görülebiliyor. Bunlar tespit edilecek. Sonra projeleri incelenecek. Ve bu binalarla ilgili bir performans analizi yapılacak. Ve bu binaların deprem dayanıklılık düzeyi ortaya çıkacak. Bu şekilde bir çalışma yapılacak. Siz bölgeye gidebildiniz mi hocam? Henüz gidemedim bölgeye ama gideceğim önümüzdeki günlerde. Şunu merak ediyorum. Mesela ben Maraş'taydım. Geçtiğimiz hafta sonu zaten yani indiğiniz andan itibaren her şeyi görüyorsunuz. Mesela o binalar görüntülere yansıdığı kadarıyla ben tabii konudan profesyonel anlamda hiç anlamayan biri olarak bina doğru yapılsaydı yıkılmazdı diyorum. Bu doğru bir yaklaşım mı? Tabii bunu söyleyebiliriz. Yani bina doğru yapılsaydı bina yönetmeliğin emrettiği koşullara uyulmak koşulları da yapılsaydı, binada uygun malzeme kullanılsaydı, yani malzeme dediğimiz binalarda beton kalitesi uygun olsaydı, donatıları yeterli olsaydı, projeleri düzgün olsaydı, imalatları projelerine uygun olarak yapılmış olsaydı,
zemin özellikleri yerinde yapılan zemin etütleriyle doğru olarak belirlenmiş olsaydı, bunların temel sistemleri ve üst yapıları bu zemin özelliklerine göre zeminin dinamik ve geoteknik özelliklerine uygun olarak yapılmış olsaydı bu binalar göçmeyecekti. Tabii ki bunu söyleyebiliriz. Hocam size geleceğim ama Ersan Hoca'ya dönmek istiyorum. Bunun üstüne sizin söylemek istedikleriniz var mı hocam? Hem hukuki çerçevede. Vallahi ben tabii hocamın alanı olduğu için belki konuyu açıp hocam da destek verirse, şu anda biz belki biraz sonra İstanbul depremi ne konuşacağız. Bu 98'e kadar, 98 yılına kadar benim yaptığım görüşmelerden öğrendiğim, İstanbul'da geçerli olan deprem yönetmenine göre 0.08 G beton kullanıldığı söyleniyor. 98 yılından sonra 0.40 G betona geçildiği söyleniyor. Yani neredeyse 8 şiddetinde depreme dayanıklı olduğu iddiasıyla ortaya çıkıyor. Toplam 8 deprem yönetmeliği görüyoruz. Tabii bu kadar çok olması da insanı rahatsız ediyor. Yani nedir bu kadar çok değişiklik yapılmasını ve yeni yönetmelik çıkarılmasını? Hocamın mutlaka yüksek bilgisindedir. 98'de İstanbul'da inşa edilmiş binaların deprem yönetmeliği, yani eski deprem yönetmeliğine göre yapılanlar ile 98'den sonra yapılanlar bakımından, eskiliğin dışında beton ve demir kuvveti olarak bina sağlamlığı bakımından ciddi bir fark oluyor mu? Yani bu söylenen doğru mu? Yani 0.08 G beton yerine 98 deprem yönetmeninden sonra geçildiği söylenen 0.40 beton, yani aşağı yukarı kaç kat artırılmış? 5 kat gibi gözüküyor. Bu farkın sebebi, sonucu nedir? Çünkü ben şuraya notumu almışım hocam. Tabii hukuki olarak benim bir İstanbul bakımından, hemen oraya da konuyu getireyim. Hocam da mutlaka katkı sunacak. Bence bir kanun çıkmalı. Mülkiyet hakkına müdahale olacak. Çünkü evlerin eskiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hasarlı tespit ettiği 90 bin civarında binadan bahsediyoruz. Çok yüksek bir rakam bu. Burada oturanlarla ilgili bunların boşaltılması, boş ve yeni konutlara geçirilmesi, mutlaka kira sınırlamaları getirilmeli. Çünkü o kadar yükseldi ki enflasyonist ortamda. Hocam ülkede. İsterseniz önce ilk bölümü bir soralım. Bunlar mesela bir diğeri, tarama testlerinin pahalı olduğu söyleniyor. Bunların masrafları dışında nasıl daha ucuza yaptırılabileceği, çünkü bunlar da önemli. Bunun gibi sorular ama İstanbul'da sormak isterim. Bir diğeri de dediğim gibi, ben son depremlerde yaşanan yıkımlarda ve yıkılmayan binalarda şu farkı gördüm. Deprem öldürmez, bina öldürür. Bu bir gerçek Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunu gördük yani. Bu tereddütsüz ortada.